Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Volipet YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Ufak tefek şeyler aldık kedilerimize. Sizlerle bugün bunlara bakacağız. Bazılarını açacağız, deneyeceğiz. Bazılarını da daha sonraya saklayacağız. Sizlere hem kısa videolarda hem de normal videolarda göstermem için. Yanımda Hüso var. Leblebi orada. Mısır kurcalıyor. Leblebi, kurcalama onu. Gel. Şimdi aldıklarımız burada poşetin içinde. Zaten poşet gördüklerinde hepsi bir anda meraklanıyor. Özellikle Hüsrev. Şimdi arkadaşlar, videonun girişini fazla uzatmadan hemen poşetimizi açalım. Bakalım içinden neler çıkacak. Şimdi hemen poşetimizin içindekileri çıkartmaya başlayalım arkadaşlar. İlk olarak hatta şöyle random seçeceğim. Gözüm kapalı. Hop. İlk elimize gelen şey bir fare arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu beyaz bir fare. Kedilerimizin oynaması için bir fare aldık. Bu kurmalı bir fare. Kendi başına hareket ediyor. Bunu kurarak kedilerimize oynatacağız. Bakalım buna ne tepki verecekler. Hemen random bir şekilde ikinci paketimizi çekiyorum. Arkadaşlar, bunu belki daha önce videolarda bir yerlerde görmüşsünüzdür. Bu sıkıştırılmış catnip avokado oyuncak. Bunun içinde kedilerin bayıldığı kedi nanesi var ve bu kedi nanesinin top halinde sıkıştırılmış hali var. Ve böyle avokado şeklinde çok güzel bir desen vermişler. Bunu sağa sola yapıştırıyorsunuz. Kediler bununla çok eğlenceli, güzel vakit geçiriyorlar. Bunu da daha sonra deneyeceğiz. Rastgele bir tane daha çekiyorum. Bu yine kedilerimiz için bir oyuncak. Hacı yatmaz deniyor bunlar ama normalde daha önce de hacı yatmazlar almıştım. Bunu almamın sebebi şu ucundaki fare oldu. Genelde buraya tüy koymayı tercih ediyorlar. Bunu da fare görünce bir alayım bakayım, bu kediler sevecek mi sevmeyecek mi merak ettim. Leblebi oradan bize bakıyor. Gelsene buraya. Tavuk. Tünemiş tavuk. Tünemiş oraya bize bakıyor. Hemen bir tane daha çekiyorum. Karıştıralım şöyle birazcık. Şimdi bunu daha önce gördünüz mü bilmiyorum ama bu kediler için bir kaşıma aparatı. Ama sıradan bir kaşıma aparatı değil. Bunu köşelere takabiliyorsunuz. İşte sandalyenin ayaklarına vesaire bir yerlere takabiliyorsunuz. Aynı zamanda içinde hazine var. İçine de kedi nanesi doldurabiliyorsunuz. Kediler bununla kendi kendilerini kaşıyorlar, kendi kendilerine masaj yapıyorlar ve böyle yanaklarını, yüzünü sürtmekte, rahatlamakta kullanıyorlar. Bunu da yine videolarda deneyeceğiz arkadaşlar. Hemen bir tane daha çekiyorum. Evet, bu ilginç bir ürün. Bu arkadaşlar elektrikli top. Nasıl elektrikli top? Bildiğiniz aslında bir kedi topu. Şöyle içini de açalım. Gördüğünüz gibi aslında sadece bir top. Fakat bu topun bir özelliği var. Bu top şarj oluyor ve kendi kendine hareket ediyor ortalıkta. Yani tuşuna basıp koyduğunuzda ortalıkta kendi başına dolanıyor böyle. Buna kedilerimiz ne tepki verecek onu çok merak ediyorum. Bunu da videolarımızda deneyeceğiz. Hemen zaten iki tane mi üç tane kalmış. Bir tane böyle ödül dağıtım robotu diye bir oyuncak aldım. Bu oyuncağın içine de ödül maması dolduruyorsunuz. Kediler bu ödül mamasını bu robotu ittirerek, kurcalayarak, oynayarak dökülmesini sağlıyorlar ve işte ödül maması attığında onu yiyerek mutlu oluyorlar. Bu da aslında kedilerin bunu birazcık daha kurcalamasını, interaktif bir şekilde eğlenmelerini sağlıyor. Bunu da hemen böyle yan tarafa bırakalım. Bu da kedi nanesi şekeri diyorlar arkadaşlar. Çok faydalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama bir deneyeceğiz, ufak bir deneyeceğiz. Bakalım ne işe yarıyormuş göreceğiz. Daha sonrasında da pek kullanmayı düşünmüyorum aslında ama öylesine bir denemek için yine de bunu da aldım. Şöyle bir oyuncağımız var. Bu oyuncakta tel topların içine konulmuş bir fare. Bildiğimiz kuyruklu bir fare. Bunda da Hüsrev kendi başına oynamaya bayılacaktır diye tahmin ediyorum. Birazcık ev gürültülü hale gelecek. Ama ne yapalım? Deneriz bakalım. Aşırı derecede gürültü olursa kaldırırız. Kenara alalım. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Buna kedi tüy toplama aparatı diyorlar. Ama bu tüyü nasıl topluyor? Yapıştırarak mı topluyor? Bilmiyorum. Bir denemek için aldım bunu da. Bununla kedilerin tüyünü toplayabilecek miyiz? Şu an burayı birazcık tüylü bıraktık o yüzden temizlemedik. Hüsrev yapmıştı en son oraya.
Bununla bir deneriz birazdan. Bakalım kedilerin tüylerini kanepenin üzerinden rahat bir şekilde temizleyecek mi? Bu da küçük kurmalı bir fare. Bunu geriye çekiyorsunuz, bırakıyorsunuz. Fırlayıp gidiyor böyle. Yine kedilerin eğlenebileceği küçük bir oyuncak. Ucuz şeyler bunlar. Ne kadar ıvır zıvır şey varsa toplamışım değil mi bu? Evet. Ne kadar ıvır zıvır. Robotu mu merak ettin? O zaman robotu kuralım bu videoda. Tamam mı? Robotu deneyelim. Bir de şunu deneyelim. Diğerlerini shortslarda falan şey yaparız, paylaşırız. Evet arkadaşlar, bunlar böyle küçük bir alışverişti. Geneli bunların ucuz şeyler. Birkaç tanesi pahalı. Mesela şu hareketli top pahalı veya şu robot pahalı. Bunun dışındaki hepsi çok ucuz malzemeler. Şimdi isterseniz robottan başlayalım. Deneyelim. Robotumuz nasılmış göstereyim. Bu çalışmıyor bu arada. Pilli falan değil. Tabii tabii. Bu içine dolduruyorsun. Kediler bunu kendileri kurcalayarak şey yapıyorlar. Tamam. Ödülü düşürmeye çalışıyorlar. Şimdi ben hemen bir ödül maması getireyim. Bu robotumuzu kuralım. İçine ödülümüzü dolduralım ve deneyelim kedilerimiz üzerinde. Evet, ödül mamamızı aldık. Hüsrev, gel. Gel bak sana ne getirdim. Kafası açılıyor buradan. Buradan içeriye ödül maması dolduruyorsun. Bayağı da bir doldurdum içine. Yere koyalım. Bak. Vur ona. Şöyle birazcık sallandığında bak ödül bıraktı. Hala anlayamadı galiba Hüsrev. Bir sen bir sürü oyuncak alırsın ama onlar getirdiğin ambalajla oynar. Kutu getirirsin, kutuya yatarlar. Kıskanmadan oynayın. Leblebi de oynasın. Anca yiyorsun, hiç icraat yok. Git şunu birazcık kurcala. Onu gece çözüyor. Gece hepsini oturup yiyor sonra. Şu puzzle'ı da arkadaşlar. Nerede o puzzle? Şu içine ödül doldurmuştuk. Hatırlıyor musunuz bunu? O gün zor bela bulmuştu. Anlayamamıştı tam. Gece takır tukur bir ses geliyor. Gitmiş hepsini kurcalamış bulmuş yemiş. Hatta bulamadığı da vardır. Gerçi burası kilitli duruyor birazcık. Yo, bulmuş vallahi. Hepsini bulmuş. Tamamen boş gördüğünüz gibi içi. Gitmiş gece kendi başına hepsini yemiş. Video çekeceğim zaman kurcalamaz. Neyse arkadaşlar. Bu çözene kadar herhalde birazcık zaman geçecek diye düşünüyorum. Şimdi gelin isterseniz bir de şunu deneyelim. Bu ürün bakalım işe yarayacak mı? Tüy toplama aparatı yazıyor bunun üstünde. Yapışarak topladığını düşünüyorum. Şimdi buranın üzerindeki tüyleri toplamaya çalışacağız. Tabii ki üzeri püsbükün tüyleriyle dolu. Hemen şunları şöyle bir çekelim. Şunu bir aç bakayım. Yapış yapış mı? Evet. Bayağı yapış yapış. Bu senlik bir şey değil. Bu senin tüylerini toplamak için. Bunu nasıl kullanacağız ki? Rulo her zaman daha mantıklıdır. Bir de şey var ya, şu mavi. Yo, pati deseni yapmışlar üzerine. Şurada Hüson'un
tüyleri. Topluyor. Bu kadar yapışkan şey toplamaz olur mu? Ama işte pis. Bunu daha sonra yıkamak gerekiyor herhalde. Hayır. Görüyor musunuz arkadaşlar üstü? Üstü bu şekilde. Sürev'in kıllarıyla doldu. Şimdi bu diğer oyuncaklarımızı da arkadaşlar bunları shorts videolarında kullanacağım. Orada deneyeceğiz. O yüzden kanalı da takip edebilirsiniz. Sık sık shorts videosu yüklüyorum şu aralar. Reels'ler yüklüyorum. Hem Instagram'dan hem de YouTube'dan takip edebilirsiniz. Tüm bu oyuncakları oradan deneyeceğiz. Şu hareketli topu da oradan deneyeceğiz. Ses çıkartmıyor. Dızır 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 titreşim sesi çıkartıyor sadece. Çünkü titreşerek kendini yuvarlıyor böyle yerde. Şunu da bir yıkayalım mı ya? Bu nasıl olacak? Yıkayınca bayağı temizleniyor aslında üzerindeki tüyler. Bak. Bayağı bayağı gittiler. Ama yine de şey. Neydi onun adı? İğrenç bir şey ya. Hiç güzel değil. Sarmadı beni. Neyse o zaman bu videoyu burada bitirelim. Size aldığımız bu küçük şeyleri bir göstermek istedik önden. Dediğim gibi bunların hepsini tek tek deneyeceğiz. Instagram'dan takip etmek için yine Volipet diye aratabilir veya açıklama kısmındaki linklerden gelip takip edebilirsiniz. Volipet.com.tr'den alışveriş yapmak için Volipet.com.tr diye Google'dan aratabilir ve yine açıklamadaki linklerden Volipet.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoluk bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.